Güneşli bir Almanya sabahından herkese günaydın. Yeni bir Burak Avrupa Bloğu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte Köln'ün merkezine iniyoruz. Merkezde bu Almanca kursuyla ilgili olan araştırmamızı yapacağız. Bilgilerimizi alacağız ve sizlerle bunları paylaşmaya, sizlere Almanya'da Almanca öğrenmenin ne kadar maliyete mal olduğunu, ne kadar sürdüğünü, A1, B1 bu seviyelerin neler olduğunu, bu seviyeler için neler gerektiğini, hepsini ama hepsini tek tek öğreneceğim. Evet, şimdi arabamızı atlıyoruz ve yola koyuluyoruz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik şu an Köln'deyiz. International Bund Sprachschule, yani İB Sprachschule'nin, İB dil okullarının olduğu yerdeyiz. Yeni binalarındayız. Daha önce tam Köln'ün şehir içindeydiler. Park yerleri falan yoktu. Bayağı bir sıkıntı oluyordu. Ama şimdi görüyorsunuz, şöyle etrafı size göstereyim. Park yerleri kocaman olan, böyle ağaçların arasında yemyeşil, gayet güzel, harika, büyük büyük binalarda işi iyice büyütmüşler artık. Kocaman böyle. Bu dediğim gibi Almanya çapında olan bir kurs. Almanya'nın herhangi bir şehrinde bulabileceğiniz tarzda bir kurs. Ama şimdi ben buradayım. Köln'de yaşadığım için buraya geldim. İçeri bir girelim, bir görüşelim bakalım neler öğreneceğiz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 45 dakika, 1 saate yakın bir görüşme yaptıktan sonra tekrar arabamızın başına geldik. Artık eve dönüyoruz. Burada işimiz bitti. Bütün gerekli olan belgeler ve bilgilerin hepsini tamamen aldım. Şimdi eve geçince ben size detaylı olarak güzel güzel kahvemi içerken sohbet eşliğinde hepsini anlatacağım arkadaşlar. Çok kolay ve çok basit. Hadi bakalım, şimdi evde görüşürüz. Evet arkadaşlar, videonun devamını birkaç gün sonra yapmayı daha uygun gördüm. Bunun sebebine gelince, bu dil okuluyla yapmış olduğum görüşmelerde her türlü konu, her türlü soruyu, aklımdaki problemleri giderdik. Bunda bir problem yoktu. Fakat şimdi ben öncelikle hemen size bu fiyatlardan bahsedeyim. Daha sonra da neden birkaç gün sonrasına bıraktığımı onu anlatayım size arkadaşlar kısa bir şekilde. Şimdi burada böyle bir şu şekilde ben kameraya tutayım arkadaşlar. Net göreceksinizdir bu şekilde. Burada 6 modül olarak görünüyor. Modüllerin her bir tanesi 230 euro olarak hesaplanıyor. Toplamda 6 basamağımız var. İşte siz bu kursa kayıt yaptırdığınız zaman ilk 3 basamağı peşin olarak ödüyorsunuz. Tabii ki şöyle bir şey var. Eğer sizin Almancayla daha önce bir geçmişiniz veya bir ön bilginiz var ise size buraya geldiğiniz zaman seviye tespit sınavı yapılıyor. Bu yapılan seviye tespit sınavında sizin hangi kategoriye yerleştirileceğine karar veriliyor. Oradan 3 kur olarak devam ediyorsunuz. Yani bu 3 kur ilk 3 kur manasında değil. Sadece 3 parçayı satın aldığınız takdirde size davetiye çıkartıyorlar. 230 euro olmak üzere bu devam ediyor bu şekilde. Ta ki ara ara tabii ki bu A1, A2, B1 sınavları yapılıyor. Şimdi burada ayrıyeten A2, B1 sınavı için bir ücret talep ediyorlar. Bunun fiyatı da 100 euro. Şurada göstereyim size arkadaşlar. Daha sonrasında da yeterlilik sınavına giriyorsunuz. Bunun ekstra ücreti de 25 euro. Bunlar bittikten sonra artık A2 seviyesine devam etmeniz gerekiyor. A2 seviyesini dışarıdan dil okuluna sadece dil öğrenmek için gelenlere burası veremiyor. Çünkü anlaşmaları, devletle yaptıkları anlaşma bu şekilde. A2 seviyesini sadece burada oturumu olan vatandaşlara veriyorlar. Kendileriyle görüştüğümde dedi ki A1'i komple dedi bitirirler. B1, B2 ve B2 seviyesine geldiklerinde B2 seviyesini burada istiyorlarsa devam ettirmek, herhangi bir başka kursa yatay geçiş yaparak dedi devam ettirebilirler dedi kendileri. Benim anlatmak istediğim kısaca buydu. Yani Almanya'ya gelmek istiyorum, dil öğrenmek istiyorum, Almancamı geliştirmek istiyorum diyorsanız aylık 230 euro. Eğer hiç Almancanız yoksa 6 modülü satın almanız gerekiyor. Şundan da bahsedelim. Her modül 100 saat olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 5 hafta olarak hesaplıyorlar. 5 hafta, yani 6x5 30 haftaya tekabül ediyor bunun toplamı. Tabi araya eğer bayramlar veya tatiller, yaz tatilleri gibi benzer şeyler girerse bu süre daha da uzuyor. Şimdi gelelim benim kafamdaki soru işaretine. Soru işaretini anlatmadan önce size şöyle kısaca bu konuyla ilgilenen çok sevdiğim bir arkadaşımın için aslında bu konuyu ben araştırdım ve bu konu üzerine bu videoyu çekiyorum. Şimdi şöyle parmağımla kendisinin ismini kapatayım arkadaşlar.
davetiyenin şeklini size göstereyim. Davetiyenin şekli şu şekilde arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Bu arkadaşımız kendisi Almanya'ya gelip Almanya'da Almanca kursunda Almanca öğrenmek istiyordu. Ben onun adına bir araştırma yaptım kendisinin adına. Böyle de bir onun ismine ait, kendisine ait bir davetiye çıkardım. Şayet bu davetiye mektubuyla konsolosluğa gittiği takdirde çok rahat vizesini alabilecek. Tabii ki konsolosluğun isteyeceği evrakları ben bilmiyorum. Onlar tabii ki Türkiye'deki konsolosluktan sorulacak ve öğrenilecek bilgiler. Ama buradan bu davetiyeyi bu şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi bu arkadaş kurs ücretini yatırmadı. Bu davetiyeyi ben daha önce bu kursun öğrencisi olduğum için hani bana istinaden vermiş oldular, tanıdıkları için beni. Dediler hani tamam biz sizi biliyoruz, tanıyoruz, güveniyoruz. Dolayısıyla hani size dediler bir ihtimam gösterip bu davetiyeyi verebiliriz dediler. Tabii ki ama bundan sonra bu tarz bir şey yapmak isteyen arkadaşlar olursa ilk 3 ay ücretini yatırmak durumundalar. Banka havalesi veya benzer yollarla ücret ödemesi yapılamıyor arkadaşlar. Elden ve nakit olarak istiyorlar ücretleri. Bu kurslar Almanya'nın her yerinde, hemen hemen her yerinde var. Eğer gelmek istiyorsanız oralarda gelmek istediğiniz bölgede bir tanıdığınızı vasıtasıyla gelebilirsiniz. Yani o sizin adınıza ücreti yatırır ve davetiyi size gönderir. Siz de konsolosluklar işlemlerinizi halleder ve dönersiniz. Şimdi gelelim benim bu videoyu birkaç gün sonrasında çekmemdeki sebep neydi? Devamını getirmem. Şimdi arkadaşlar ben şu soruyu düşündüm kafamda. Kişi buraya gelecek ve burada 230 euro ödedi, tamam kursa başladı, kursa gidiyor. Fakat bu sadece kurstan bitmiyor bunun masrafları. Nedir? Konaklama masrafları olacak, yeme içme masrafları olacak, ulaşım masrafları olacak. Ve bu masrafları nasıl karşılayacak bu kişi? Bu kişiye bu kursla beraber çalışma izni veriliyor mu diye merak ettiğim için bu işi artık çok en üst seviyede öğrenebileceğim yerde yani bir arkadaşımın eşinden rica ettim. Kendisi Arbeitsamt dediğimiz yani iş ve işçi bulma kurumunun en üst tepe kısmında çalışan bir bayan. Telefon görüşmesi yaptık. Yaklaşık 45 dakika 1 saatlik bir görüşmenin sonucunda bana her türlü detayını anlattı. Kesinlikle bu tarz kurslarda hiçbir şekilde çalışma izni verilmediğini, çalışma yani 400 euro bazında bile çalışamadığını, hatta ve hatta B2'yi bitirdikten sonra üniversiteye devam hakkı kazanıyor. Fakat bu üniversiteye devam hakkında gene çalışma hakkının olmayacağından bahsetti bana. Sebebine gelince bu kişiler direkt geliyorlar buraya. Yani kurs üzerinden geliyorlar. Eğer üniversite 1. sınıf, 2. sınıf olup yatay geçiş yaptıkları takdirde o zaman çalışma hakları oluyor belli bir orana kadar. Ama bu şekilde gelinen kişilerde çalışma hakkı maalesef olmuyor. Bu yeme, içme, konaklama ve ulaşım masraflarını da ayrıyeten gelmek isteyen kişi cebinden karşılamak durumunda kalıyor. Bu da açıkçası baya bir yekün bir rakam tutuyor. Yani en kötü bir hesapla bir ev kiraladığınızı veya bir oda kiraladığınızı varsayarsak 400-450 euro altında bir ev veya oda bir şey kiralayamazsınız. Yaklaşık 200 euro da mutfak masrafınız ve giderleriniz için koyarsak bu 650 yapar. Hadi 50 euro da diyelim ki tuttuğunuz ev çok yakındı. Ulaşım masrafı 700 euro. Yani 700 euro 230-930 yaklaşık 1000 euro size aylık duyacağınız rakam. 5 hafta 230 euro kursu için ama yani bunu hani aylık gibi hesaplarsak yaklaşık ortalama 900 euro, 1000 euro civarında bir rakama ihtiyacınız olacak ki bu da gerçekten yüklü bir miktar. Ama ben Almancayı yerinde öğrenmek istiyorum. Orada öğreneceğim, orada insanlarla diyaloğa gireceğim. Daha iyi olacak benim için diyen arkadaşlar için bu bir alternatiftir. Tabii ki bu benim anlattığım kurs International Bund Sprachschule olarak geçiyor, İBE. Gerçekten çok iyi bir kurs. İçerisindeki öğretmenler genelde üniversitelerdeki hocalarla çalışıyorlar, iyi öğretmenlerle çalışıyorlar. Daha bu yabancılara adapte olmuş öğretmenlerle çalışıyorlar. Bunun tabii ki alternatifi Goethe Enstitüsü ve benzeri dil okulları var. Kalite olarak bakarsak aşağı yukarı hepsi aynı. Sonuçta aynı şeyi öğretiyorlar, aynı şeyi veriyorlar. Bu kalite algısında insanın öğrenebilme kapasitesiyle alakalıdır bu konu. Eğer kişi zaten öğrenmeye açık ve öğrenme arzusu içinde varsa siz nereye onu yerleştirirseniz yerleştirin, iyi bir eğitim aldığı takdirde zaten öğrenecektir. Ama karşısındaki tabii ki Goethe Enstitüsü gerçekten güzel bir eğitim vermekle beraber fiyatları da çok çok pahalı.
Ben fiyatlarını araştırmadım oranın, bilmiyorum ama söyledikleri rakamlar dudak uçuklatan rakamlar sınırlarında. Bu 30.000 TL civarında bir yıl için istedikleri rakam diye ben bir duyum aldım. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama bu söyledikleri sadece kurs ücretiydi ki bu düşündüğümüz zaman gerçekten çok büyük bir paraya tekabül ediyor. 30.000 liranın karşılığında hani biz burada 5 modül 6 modülü bile satın almış olsak yaklaşık ödeyeceğimiz para 1300-1400 euro seviyelerinde oluyor ki bu da 6-7.000 veya 8.000 TL civarına tekabül ediyor kurun durumuna göre. Yani 30.000 TL nere, 8.000 veya 10.000 TL neresi oluyor? Arada bir uçurum var. Sonuçta verdikleri sertifikalar uluslararası geçerli. Verdikleri sertifikalarda herhangi bir farklılık yok. Verdikleri eğitimde çok çok ahım şahım böyle büyük bir uçurum denecek derecede bir farklılıklar yok. Sadece birinin ismi var. Birisi daha çok dernek bazında çalışıyor. Bunlar dernek olarak çalıştıkları için daha çok hizmet amaçlı çalışıyorlar. Çalışan hocaların birçoğu gönüllü olarak çalışıyor. Maaşlı alsalar bile çok cüzi bir maaş alıyorlar. Yani buradaki amaç aslında insanlara yardım etmek. Ben bu kurstan mezun oldum. Bu kurstan mezun olduktan sonra gerçekten ben 8 ay bu kursa gitmiştim. 8 ay büyük bir paketti benimki. Bittikten sonra ben çıktığımda 4 dörtlük çok güzel Almanca konuşabilen bir kişiydim. Şu an tabii ki onun üstüne zaman içerisinde, yıllar içerisinde tecrübeyle beraber kelime haznemi de geliştirdiğim için üstüne çok daha fazla koydum, seviyemi çok çok daha yükselttim. Ama gelmek isteyen arkadaşlara gerçekten tavsiye edebileceğim, gerçekten çok iyi ve güvenilir bir kurs. Benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlar olursa alttaki açıklama ve yorum kısmına yazabilirler. Ya da benimle direkt birebir bu konu hakkında canlı görüşmek isteyen arkadaşlar Facebook adresimden yani Messenger üzerinden bana ulaşıp Messenger'dan sesli olarak veya videolu olarak görüşme sağlayıp benimle o şekilde bu konu üzerinden anlaşmaya varabilirler. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirler. Ben tekrar hatırlatmak üzere söyleyeyim. Benim Messenger adresim de aynı kanalın adresi olduğu gibi Burak Avrupa'da. Yalnız yukarıda apostrof dediğimiz ayrım ayraç yok. Burak Avrupa'dayı birleşik yazdığınız takdirde karşınıza çıkacaktır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kapalı bir Facebook adresim olduğu için bana oradan arkadaşlık teklif bildirimi gönderirseniz ben zaten çok kısa bir süre içerisinde kabul ederim ve oradan birlikte görüşmemizi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bu konuda daha detaylı bilgi almak isteyen, ulaşmak isteyen arkadaşlar aşağı açıklama kısmına yazabilirler. Oradaki mesajlardan okuyup cevaplayabilirim. Facebook adresinden bana ulaşabilirler. Oradan birebir görüşmek şeklinde cevaplayabilirim bu konu hakkındaki soruları. Benim anlatmak istediklerim, sizlere vermek istediğim bilgi bu kadar arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka Burak Avrupa'da vlogunda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşça kalın arkadaşlar.